Evet hocam, 2-0 biten bir maç var. Neler söyleyeceksiniz maçla ilgili? Arkadaşlar, maç ilgili şunu söyleyebilirim. Bugün maçın önüne geçen bir hakem vardı. Ama Sakaryaspor'un da hakkını yememek lazım. Onlara mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Ama benim oyuncularım da tebrik ediyorum. Mücadelelerinden dolayı 90 dakika. Bana göre adaletli bir maç yönettiğine inanmıyorum. Çünkü biz de burada bir emek veriyoruz. Biz de çalışıyoruz. O gördüğünü çalacak, görmediğini vermeyecek. Görmediği bir pozisyonda gol veriyor, düşürmek için söylemiyorum. Bunu sizler de gördünüz. İzleyenler de gördü. Ben sadece bundan sonraki önümüzdeki maçlara bakıyorum. Bundan sonraki Sakaryaspor takımına da başarılar diliyorum. Hocam, golü yardımcı hakem kısaya koşunca orta hakem o pozisyonu görmemiş olabilir. Ama verdiği pozisyon direğe değiyor, biz de görüyoruz. Orta geliyor, direğe değip çıkıyor. Bunda VAR sisteminde bile ülkemizde böyle gol pozisyonunu zor veren bir hakem arkadaşlarımız var Türkiye'de. Ama bunu nasıl verdi onu anlamıyorum. Eğer kendinin gözünde VAR sistemi hemen geldiyse o anda onu bilemem. Ama bizim de bir emeğimiz var. Biz de burada bir emek veriyoruz. Biz de burada çocuklar 90 dakika bir hafta çalışıyoruz bu takım hakkında. Ama emeğimizin karşılığını bu olmaması lazımdır. Ama yine söylüyorum, Sakaryaspor'un oynadığı futbolla alakalı tebrik ediyorum galibiyetten dolayı, ama bizim de hakkımız olan maçta bana göre maçın önüne geçen bir hakem üçlüsü vardı. Çünkü sizin oyuncunuz bile penaltı dediği pozisyonda ben ikinci golü veriyor. Sizin oyuncunuz bile diyor penaltı diye. İsim vermek istemiyorum oyuncuya. O zaman 1-1 olacak. Oyunun şeyi değişecek. O zaman burada hatta benim önümdeki oyuncuyu bile açık söyleyeyim yani. Ben sadece yanlılık yaptım diye 5 numarayı oyundan attı. O zaman atmaman lazım. Gördüğün şeyi çalman lazım. Ben bunu söylüyorum. Teşekkür ederim. Hocam, Sakarya gelmeden önce 3 tane kadro işi vardı. Onunla ilgili bir şey söyler misiniz? Ya o kulübün bizim gereklerinden dolayı o yüzden kadro işi bıraktık.